Herkese merhaba, ben Mustafa. Bu videoda sizlere iPhone 7'de beklenen 5 özelliği anlatacağız. Apple, iPhone 4, 5, 6 gibi ana serilerde tasarım ağırlıklı değişiklikler yaparken, bu telefonların S serilerinde ise donanıma ağırlık veriyor. Sıradaki telefonun 7 olduğunu düşünürsek, tasarım bazlı bayağı bir değişiklik yapacaklarını öngörebiliriz. iPhone 7 ile ilgili ilk söylenti, kulaklık girişinin olmaması. Ya yok ebeşim. Vallahi billahi. Dediğinizi duyar gibiyim. Peki bir telefona binlerce lira saçan bu insanlar nasıl müzik dinleyecekler? Bunun için iki seçeneğimiz var. İlk seçenek iPhone'ların şarj girişine özel üretilmiş kulaklıklar kullanmak. İkinci seçenek ise Bluetooth kulaklıklara mahkum olmak. Apple'ın böyle bir yeniliğe gitmesinin sebeplerinden birisi de suya dayanıklı telefonlar üretebilmek. Düşük bir ihtimal de olsa Tim Cook'un yeni iPhone tasarımı için gerekli IP sertifikalarını aldığı ve iPhone 7'nin suya ve toza karşı daha dayanıklı olacağını söyleyebiliriz. Hatta hatırlarsanız Lütfi ile Efe iPhone 6s'i suya sokmuşlardı ve telefon bir nebze de olsa dayanıklı olduğunu göstermişti. Üçüncü söylentiye geldiğimizde bizi çerçevesiz ekran karşılıyor. iPhone'un yıllardan beri beklenen çerçevesiz ekran özelliği sonunda iPhone 7 ile gelebilir. Oldukça ince ya da kenarsız tasarımıyla rahat bir kullanım sağlaması beklenilen iPhone'un yeni telefonunda Gorilla Glass gibi ekran teknolojileri yerine safir ekran kullanılması bekleniyor. Dördüncü söylenti hızlı şarj özelliği. Çoğu Apple kullanıcısının şikayetçi olduğu hızlı şarj edememe özelliği iPhone 7'de çözüme kavuşacağı benziyor. Hatta söylentiler o kadar abartılı ki 5 ila 10 dakika arasında %50 şarj edebileceği bile söyleniyor. 5 ila 10 dakikalık bir şarj süresiyle batarya %50 dolabiliyor. Son söylenti tabii ki de tasarımla ilgili olacak. iPhone 7'de 4 inçlik bir iPhone modeli bekleniyor. 4 inçlik bu modelde Apple eski kullanıcılarını da kazanmanın derdinde. Bunun yanında iPhone'ların gitgide büyüdüğünü göz önünde bulundurursak iPhone 7 Plus'ın daha da büyük olacağını düşünebiliriz. Etrafınızda şöyle dolaşan insanlar görebilirsiniz. Pardon. Buyurun. Şarjım bitti de çok kısa bir mesaj atabilir miyim size? Tabii tabii. Şöyle benim. Ayda. Yeni çıktı. Alayınız vardı. Kullanmak kolay. Alo, anne, nasılsın? iPhone'un her seride yeni bir renk ekleme alışkanlığı 7'de de karşımıza çıkacağı benziyor. Merhaba, kolay gelsin. Turkuaz iPhone var mı acaba? Yok. Yavruaz var mı? Yok. Pembe vardır ama. Var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? iPhone yapsana! iPhone yapsana! iPhone yapsana! Vay vay iPhone yapsana! Bir listemizin daha sonuna gel. Bakalım iPhone 7 çıktığında bu söylentilerden hangileri doğru çıkacak? Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hepsi var. Hepsi var diyecek. Ben onu 3 tane söyleyeceğim. Hayır. Yavruazı var mı? Fikrim var. Ne duruyorsun? Ustalık düşük bir ihtimal lafını söylemen şu an 60 dakika oldu. 100 lira. Hay yavrum benim. Bak gene yaptırdım. Bak yemin ediyorum şunu söyleyememin sebebi var. Başım dönüyor. Şaka yapmıyorum abi de gözüm karardı yani. Kafam yamuk sürekli. Ona bir baksana. Sürekli böyle duruyorum. Biz ne bok yiyeceğiz, değil mi? Oh yeah man, oh yeah. Pardon ya, pardon dalmışım. Tüyden biraz önce. Teşekkürler. Pardon. Oğlum ben vallahi bunak veya gerizekalıyım ya. İkincisi mi? Gerizekalıyım bence de. Az önce söylediğim şeyi unutuyorum oğlum. Benziyor olmadı ki. Benziyor oldu oğlum. Bak yine benziyor oldu. iPhone yapsana! iPhone yapsana! Ne? Yanlış oldu burası. Niye? Şarkı öyle değil oğlum orijinali. Nasıl? Pembe var mı? Var. Ne duruyorsun? Ya ne yapayım?